kadar kritik rol oynar? Şimdi geçtiğimiz 12 yılda Türk lirası değer kaybetti. 2011 yılında işte 128 düzeyine çıkan reel efektif döviz kuru ki işte Türkiye'deki enflasyonu ticaret yaptığımız ülkelerin enflasyonuyla karşılaştıran ve arındıran bir hesaplama şekli bu. Gerçek kur düzeyini yansıtıyor. Dolayısıyla ona göre 128'e çıkan kur şu anda yani 55 düzeyinde. Yani yarı yarıyadan daha fazla değer yitirmiş durumda geçtiğimiz 12 yıl boyunca. Yaz aylarında yüksek çıkan enflasyonun ardından Ağustos ayıyla beraber Türk lirasında bir değerlenme meydana gelmeye başladı. Bu değerlenme de TÜFE bazında %14, ÜFE bazında %9, 3 ayda. Ve bundan sonrası da böyle devam edecek. İSO konuştuğu toplantısında hem Merkez Bankası Başkanı'nın işte Türk lirasının değerlenme zamanı geldi, işte Türk lirasına geçiş zamanı geldi demesi, hem işte son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da bu yönde. Yapılan değerlendirmeler de bu yönde. Dolayısıyla sanayiciler de Türk lirasında biraz olsun değerlenmeyi kabul etmiş durumda. Ama bu çok da fazla değerlensin anlamında değil. Dolayısıyla itiraz, yani değerlenebilir, değerlenmesi enflasyon açısından yararlıdır. Sermaye de Türkiye'ye girecek ama fazla değerlenmesi, aşırı değerlenmesi. Çünkü geçmişteki örneği verdim. Yani Türk lirası değer kaybederken işte yarı yarıyadan daha fazla değer kaybetmiş durumda. Dolayısıyla aşırı değer kaybı, ondan önce de aşırı değer kazancı söz konusuydu. Ondan önceki 10 yılda, 2003-2011 yıllar arasında. Dolayısıyla şimdiki değer kazanma süreci de başladı denebilir. Devam da edeceği anlaşılıyor. Ama burada sanayici diyor ki biz ihracatçı olarak işte o pazarlarda rekabet gücümüzü iyice kaybetmeyelim anlamında bu Türk lirası da fazla aşırı şekilde değer kazanmasın. Yani değer kazanmasına çok da fazla itirazları yok. Ölçülü bir değer kazancı absorbe edilebilir ama aşırı değer kazancı edilemez şeklinde. Böyle bir görüş ortaya koydular. Ama net olarak toplantıda hakikaten yani sanayi tarafı Türk lirasının değer kazanmaya başlamasını kabullendiğini ben anlıyorum. Çünkü orada işte 22 bin üyesi var İstanbul Sanayi Odası'nın ve meslek komiteleri ortak toplantısı. Dolayısıyla Sanayi Odası Başkanı'nın görüşü de kendi kişisel görüşü değil, sanayi gruplarının, şirketlerin görüşleri. Dolayısıyla burada hem hükümet ve Merkez Bankası'nın politikalarına uyum var, hem de işte uzun vadede sanayi ihracatı bundan olumsuz etkilenmesin diye bir uyarı da var.